Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve teala İmam-ı Kuşeyri Ebu'l-Kasim-i Kuşeyri rahmetullahi aleyhinin ilimlerinden ve ustazlarımızın ilimlerinden hemmelerimizge menfaat versin. Bu kişi şu Risale'nin başında tasavvuf meşayihlerinden bir neştelerini senep geliyebdiler. Bugün 19. şahsiyet Ebu Muhammed Abdullah İbni Hubeyk'e gelgendi. Bu kişi Yusuf İbni Asbat bilen hem sohbet bugünler. Aslı Kufelik, lakin Antakya'da konum topkenler. Zahid tasavvuf ahirlerinden. Ayet ediler ki Abdullah ibn Hubeyk'a birinci mette yoluqqanımda dedi Fethu ibn Şuhruf. Ayet edi ki ben Abdullah ibn Hubeyk'a birinci yoluqqan payetimge umenge ey hurasallik bar yoku törtten arsa debgen başladı. Bar yoku törtten arsa. Közün, tilin, kalbin ve nefs havayin. Şular bilen iş biter demekçi. Bari yoku tötten arsa. Közün, tilin, kalbin, havayı. Közün bilen, közün, közünge kara. O fakat Allah haram kılgen narsaya karamasın. Yani fakat haram kılgen narsaya karasın. Közünge kara, Allah haram kılgen narsaya karamasın. Tilinge kara. Allah subhanahu ve ta'ala kalbinde bilgen narsaga xilof narsani gapirmasin. Ya'ni sen o'zingcha qalbingda gapni aytayapman deyaverasan, lekin Alloh qalbingda ko'rib turgan narsaga xilof narsani tiling gapirmasin. Qalbingga qara, unda biror bir musulmonga g'ashlik gina bo'lmasin. Havoyu istaklaringga qara, biror bir yomon narsani istay ko'rmasin. Agar senda mana shu to'rtta xislat bo'lmasa, boshingga kul sep, sen baxtsiz bo'libsan degan ekan. Sen badbaxt bo'libsan. Bu gap juda ham chuqur gap. Ko'zingga qara, ko'zing faqat Alloh halol qilgan narsaga qarasin. Bu hozirgi kunda eng bizga qiyin bo'lgan narsalardan. Chunki ilgari haromga ko'z tikish qiyin bo'lgan. Ayollar o'rangan bo'lgan, nomahramni topish o'zi qiyin bo'lgan. Uzoqdan ko'rsa ham paranjida chimatda ko'rgan, hatto kampir bilan yosh ajramaydigan darajada chimat choponda nima yurishgan, paranjilarda yurishgan bizni onalar. Endi hozir uyda o'tirib dunyoni hamma ayolini, hamma turini ko'rsa bo'ladigan sharoit. Bunda ko'zni tiyish qiyin. Lekin shunda tiygan odam haqiqiy bandalikni kamoliga yetadi inshaalloh. Buni yo'llaridan bittasi ismi jalolani ko'paytirish. Xususan ertalabda vaqtni ajratib, masalan mingta Alloh Alloh desa kishi nafs o'zi to'xtaydi. Faqat Allohning azamatini his qilib aytsa. La ilaha illalloh yoki Alloh ismini ko'p aytish. Siz masalan kurashasiz, o'zi kurashib qarab qo'yib, yana qiynalib, yana qarab qo'yib, yana yurasiz. Shu bir yo'li tiyilish uchun, nafs o'zi tiyilishi uchun eng yaqin vasilalardan biri Allohni zikr. Faqat shunchaki behuda aliga nima bilanmas, beparvolik bilanmas, Allohni ta'zimini his qilgan holatda agar kishi qalbida tilini to'xtatib, qalbini o'zida Alloh ismi jalolani ko'p qaytarsa, nafs gunohlardan to'xtaydi, xususan ko'znikidan. Kurashib qiynalib gunoh qilib qo'yib yurasiz-ku? Yo'q, u o'zi taslim bo'lib qoladi. O'zi xohlamay qoladi. Bu tajribada o'tgan ulamolarning tavsiyalaridan. Eng yaqin yo'llardan biri shu, lekin bu ham vasila, tavfiq Allohdan. Hatto tajribada o'tgan shu yerdagi talablardan ba'zilaridan men so'radim. 5000 ta aytayotganlardan. Ular bu tushuni o'zlari ko'rishgan. Umuman haqiqatda o'zimda rag'bat qolmadi asli qarashga deydi.
ko'zni tiyishni eng yaqin yo'llaridan biri shu. Ismi Jalolani qalb bilan aytishlik, qibla qarab o'tirib. Va albatta undagi ma'rifat gunohligini bilish va hokazo albatta ilm kerak, lekin tubdan o'zgartiruvchi omillardan biri shu. Va hamma gunohda ham bu kishi aytganlar ko'z, kengisi til. Tilda haqorat qilib qo'yasiz, so'kib qo'yasiz, g'ibat qilib qo'yasiz va hokazo azob berib qo'yasiz. Lekin bu kishi eng nozik jihatini aytayaptilar. Tilingga qara, Alloh qalbingda ko'rmagan narsani tiling gapirmasin. O'shuning uchun bu ham o'ta nozik narsa. Bizda o'sha kishilarni yaxshi yomonga bo'lish bor. Ya'ni oq qora tasvir deyiladi. Oq qora tasvir. Shunday tasavvur paydo bo'lgan. Bu ham xato tasavvur. Yaxshilar bo'ladi, yomonlar bo'ladi. Yo'q, bor albatta. Uchinchi toifa bor. Ko'rinishi yaxshi, asli yomon bo'lish yoki aksincha. Nifoq qismi bor. O'shuning uchun Baqara surasini boshidan Alloh taolo 3 ta sinfni boshlagan. Iymon ahli, küfür ahlını, iman ahlı 5 ayet, küfür ahlı 2 ayet. Vasf bilen tügegen. Kogen 15 ayet münafıklı hakkı da gitken. Bunu ben bildirelim. Nüfakını tapış kıyırlığını bildirelim. Ve nüfak köp taykagenini bildirelim. O şey alametlerden bittesi kalbide yok narsanı tirede yapırış. Shuning uchun tilingizga bir so'z kelgan paytda albatta o'yling, qalbingizdagi narsani gapirsin u. Birovni yaxshi ko'raman deb aytaveradi, yaxshi ko'rmasligi mumkin. Men Xudo uchun qilyapman, Alloh uchun deydi, qalbida Alloh uchun bo'lmaydi. Biz ham Xudodan qo'rqamiz deydi, qo'rqmaydi. Biz hojga borib kelganmiz, aldamaymiz deydi, aldaydi. Va hokazo. Undan tashqari qalbida birovga nisbatan maqtov yo'q, tilida maqtaydi. Ve kutup yamanlıydı. Bezilip gitken. Mesela başlık olsa eğer, ben başlık olsam, misal için sizge, benim adımda mektebe res ilacı yok. Hakkımda dua kalı, patihala okup. Ve kutup, Kudaka şükür kutuldum deyiz. Bana şimdi nüfak şu. Amirlerden birini aldığı gelip, bir kişi şu yapını atken, biz sizi aldığınızda başka yaplarını yapınamızı, yaka çıkıp durup, başka yap yapınamız. Bu yerde, ancak bunca karar gel, doğru gel, deyip karşılaşa uğramız. Yaka çıkıp durup, natoğru oldu da şu diyemiz. Neyse Resulullah'ın devrelerinde biz şunun münafıklık deriz diye işte. O şey, kalbinde borunlar seni yine tılgıya çıkarış gerek. Kalbinde genin hamasını çıkarış şartmaz. Lekin tılgıya çıkan albette kalbinizden çıkan olsun. Bu nasıl toktatış gerek. Hatta ahli ilim borum inşallah vaazge otursayız. Karim, eğer siz o ciz kalbinizde olmayan narsa olsa, ilacı olsa yapılmaya oturuş gerek. Ta kalp tozalamak için. Kalbini tozalayıp durup, koldan ki genç albette uyağı Allah'ın işi, ben de hareket kılır çünkü. O'zini shunga moslab qalbiga muvofiq bo'lgandan keyin keng gapirish kerak. Shuning uchun Imom Ahmaddan vara haqida gapiring deganda vara haqida gapirishga Bishr Xofiy haqli bizmas degan. Endi qalbdagi holatdan emas, o'zini holatdan kelib chiqib aytganlar, umumiy holat. Ya'ni biz Bag'dodni oq unini yeymiz, Bishr yemaydi shuni deganlar. Ya'ni kishi gapirmoqchi bo'lsa, o'zini o'sha qalbiga qarasin, vaz qilsa ham, boshqa qilsa ham, maqtasa ham, yomonlasa ham, birovni aybini aytsa ham, Xudo uchun aytayapman shu aybni o'zingizga degan payt haqiqat Xudo uchun bo'lsin, alam olish uchun yoki bir sindirib qo'yish uchun emas. Birovni aybini aytdingiz, xatosini to'g'rilash uchun. Haqiqatda xolis Alloh uchun aytdingizmi yoki ichingizda sal xursandchilik bormi buni xatosidan? Xursandchilik bo'lsa aytmay turish kerak. To o'sha ketsin, keyin aytish kerak yoki birov orqali aytib olish kerak. Doimki qalbingizda o'sha illat o'smasin. Birovni toyilishidan xursand bo'lish. O'shuning uchun qalbida bormi? Xudo uchun gapirayotgan bo'lib ko'rinsangiz, Xudo uchun gapirayotgan bo'ling haqiqat. Ko'ringaningdek bo'l yoki bo'lganingdek ko'rin deganlar Jaloliddin Rumiy. Bu ham o'ta nozik narsa, tilni ofatlaridan. Keyingisi qalbingga qara, qalbingda biror musulmonga haqiqat va g'ashlik G'il degan g'ashlik. Adovat emas, adovatdan oz narsa. Adovat u rasmoniy dushmanlik qilib zarar yetishini xohlaysiz. G'ilda g'ashlik, biz g'ashlik deymiz.
Onda kana kadar kalbimizde kudurat bo'ladi o'sha odamga nisbatan. Musulmon qana ham odamga bo'lsa ham. Bu yerda endi musulmonga nisbatan deyapti. Chunki musulmon jamiyatda yashayotgan odam asosan musulmonlar bilan muomala qiladi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'lingdan kelsa ertalab uyg'onganingda qalbingda hech bir kishiga biror bir narsa bo'lmasin qarshi deganlar. Deb turib ya bunayya hadihi sunnati deganlar. Ey bolam, mana shu meni sunnatim deganlar. Rasulullohning qalb sunnatlari bu. Bu sunnat kiyimdagi sunnatdan, amaldagi sunnatdan, tildagi sunnatdan yuqori turadi. Zohiriy sunnatlardan botiniy qalb sunnatlari yuqori turadi. Shuning uchun Feruz Obodiy aytganlar, sunnatga mutobaqda biz doim aytamiz, so'z, qalb, hol deymiz. U kishi amal, so'z, amal deb aytganlar. So'z, amal, qalb va holda hammasida sunnatga muvofiq bo'lsin. Bu ham sunnat. Va vojib sunnat, farz sunnat. G'ashlik degani qaydan bilamiz uni? Hech kimga nisbatan. Bir odam masalan deylik, ravnaq topib ketyapsa, yoqmasa, demak sizda hasad bor. Bir odam, boy odam ozgina zarar ko'rsa, qanaqadir ichingizda bir xayriyati, bularga ham yetarkan u zarar desangiz, hasad bor. Siz dars beryapsiz bitta masjidda, narigi masjidda ikkinchi odam boshlovdi, hamma ketib qoldi o'sha tomonga. Xursand bo'lmasangiz, g'ashlik bor, amal xolis emas. Xursand bo'lishingiz kerak, nimaga? Chunki sizning vazifangiz o'zingizni tanitish emas-ku, Allohning dinini yetkazish. O'sha vazifani birov qilib qo'yapti ekanda, sizda mas'uliyatni ko'tarib, xursand bo'lish kerak. Siz dars beryapsiz, narigi mahallada ikkinchi odam dars beryapti. Uni odami shogirdi ko'payib ketdi. G'ashingiz kelsa agar, sizda hasad bor va amalingiz xolis emas. Eng qalbni dog'laydigan narsa shu insonlarga nisbatan g'ashlik, shuni tozalash kerak. Eng qiyini ham shu. Va inson sinaladi doim. Ko'pincha mingta odamga nisbatan qalbingizda g'ashlik bo'lmaydi, ikkita odamga nisbatan bo'ladi, chiqara olmaysiz shuni. Hamma bilan yaxshiman, mana shu odam bilan chiqishaman deb turaverasiz. O'shun bilan sinalayotgan bo'lasiz. Hech kim, hech bir musulmonga nisbatan g'ashlik qolishi mumkin emas. Qolsa, u odamni qalbida yaxshilik hosil bo'lmaydi. Va hokazo. Bir odam ikkinchi odamni hurmat qilyapti. Shunga g'ashingiz kelsa ham, o'sha hurmat topayotgan odamga nisbatan g'ashlik bor. Bir odam sizdan o'zib ketyapti ilmda. Kasal bo'lib qoldi bir kun, xursand bo'ldingiz. G'ashlik bor. Va hokazo. O'shuning uchun qalbni g'ashlikdan to'sish, musulmonlarga nisbatan g'ashlikdan tozalash eng birinchi qalbni tozalash kerak bo'lgan narsa va oxiri tozalanadigan narsa shu. Va eng qiyini ham shu. Shuning uchun Abu Darda roziyallohu anhu bizni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hozir eshigidan kirgan odam jannat ahlidan deganlar. Soqollaridan suv tomib kirdi bir kishi. Ikkinchi, uchinchi kuni ham shu bo'ldi. O'sha kishi Sa'd ibn Abu Waqqos bo'lganlar. O'sha tarix qilib kirgan odam. Keyin u kishini oldilariga bordi, Abdulloh ibn Amr ibn As. Borib dadam bilan urushib qoldim, uch kun shu yerda. Qasam ichib qo'ydim, otamni uyiga kirmayman deb, uch kun siz bilan tursam. Uch kun turdilar. Hech bir orsa fazilat ko'rgani yo'q. Qobiy namoz o'qirganlar, borib kelarkan, ishlarini qilarkan, kechqurun tahajjudda turib, ozgina tahajjud o'qirganlar, yana dam olarkanlar. U Abdulloh ibn Amrni namozlarini, ibodatlarini oldida ancha oz ekan bu kishining amallar. Shunaqa oddiy ekan-ku, hatto oz sanab qoldimman deydi. Keyin uchinchi kuni, to'g'risini aytsam, men sizni ozgina o'rin turdim. Rasul akram alayhissalotu vassalomni shu jannat ahlidan bo'lgan bir kishi keladi deganlariga sizga aytdilar, uch safar siz kirib keldingiz. O'shunga amalingizni kuzatgani keluvdim. Ammo men bir ortiqcha narsa ko'rganim yo'q. Yana boshqa narsa ham bormi sizda desa, bormi shu? Bormi shu, bundan boshqa narsa yo'q, ko'rib turganingdan boshqa narsa yo'q, dedilar. Ha, mayli deb chiqib ketyapsam,
uzoqqa borganimda qaytgin bu yoqqa. Bir narsa esimga keldi. Bitta narsa bor o'zim bilgan. Hech bir kishiga nisbatan ichimda g'ashlik yo'q degan ekan. Desak, Abdulloh roziyallohu anhu, ha, hamma gap shunday ekan. Va biz qila olmaydiganimiz ham shu deganlar. Hada allazi balagat va hada allazi la nutiquhu deganlar. Seni yetkazgan narsa balagat. Seni bu rutbaga yetkazgan mana shu sifat. Biz eplanmayotganimiz ham shu sifat. İbadet kılıyoruz, taat kılıyoruz. Lekin kalpten kaçtık gitmeye kalır. En yaman iş. Oşunu tazeleş gerek. Çünkü köpçülük zikir vazife verin o bu değildi. Şimdi biz ayetlerimiz daim tasavvuf zikirden ibaret etmez. Zikir yardımcı olur. Tasavvuf aslı ahlakını saykarlaştan, kalbini tazeleştan, ruhunu yükseltirişten ibaret. Şimdi zikir yardımcı olur. O ama asasi nesne terbiye olur. Asasi nesne terbiye olur. O her bir kişide Allah'a da başkalıdır. Zikir yardımcı olur. Ama tasavvufunu zikirden ibaret, tahaccüden ibaret deyip öyle kalırsa bu hata olur. Belki ibadetler o şey ahlakını tazeleşti. İnsanın uzunu kudreti yetmeydi. Allah Ta'ala'dan medet kiliş için zikir köprak kılınır. Şunun için bu kişi o şey asasi noktalarına etibar kılıyordular. Ahlakta. Kim? Havoyinga qaragin, istaginga. Yomon narsadan biror narsani istamasin. Yomon degani shariat qaytargan degan. Sizni kallangizdagi yomon emas. Sizni kallangiz yaxshi bo'lishi mumkin bir narsa. Shariat bo'yicha qaraladi mezon. Men hech kimga yomonligim yo'q dedi. U shunaqa deyotgan odam birovni qamatmagan bo'ladi, xolos undan buyog'ini qilgan bo'ladi. O'shunga meni yomonligim yo'q deb o'yladi. Yomonlik shariat bilan o'lchanadi. Peygamberimiz aleyhisselam nima deganlar? Biror tengiz havosi istagi men olib kelgan narsaga tobe bo'lmaguncha mu'min bo'lmaydi degan. Alloh nima degan? Fala yu'minu la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum. Robbingizga qasamki, bular oralarida sodir bo'lgan muammolarga sizni hakam qilib. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Siz hukm qilgan narsada qalblarida torlik sezmaydigan bo'lib to'la taslim bo'lmaguncha mu'min bo'lish olmaydi degan. Qalbdagini ham hisobga olgan. Shariatning buyrug'i kelsa, qalbda ham ozgina itoatsizlik qolmasligi kerak. Havo to'la shariatga taslim bo'lish kerak. Istak. Shunda kishi komil mu'min bo'ladi. Shuni aytayaptilar, havoyinga qaragin, shariatga xilof narsani istamaydigan bo'lsin. Agar shulardan to'ravusi senda agar jamlangan bo'lmasa, unda boshingga kul sepib, o'zingga motam tut, sen badbaxt bo'lib bo'psan degan. Yana aytgan ekanlarki, ertaga kelib senga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan narsani g'amini chekma. Ertaga senga zarar yetkazadigan narsadan boshqani g'amini chekma. Ya'ni oxiratdagi g'amdan boshqa narsani g'am dema. Ammo shu bilan birga ertaga seni xursand qiladigan narsadan boshqa narsani xursandchilik deyma. Oxiratda senga zarar yetkazadigan narsadan boshqaga g'am chekma. Oxiratda senga xursandchilik keltiradigan boshqa narsaga quvonib o'tirma. Yana aytgan ekanlarki, bandalarning Alloh subhanahu va taolodan begonaligi ularni qalblarga begona qilib qo'ydi. Bir-birlariga begona qilib qo'ydi. Nimaga bir-birimiz bilan chiqisha olmaymiz? Bir-birimiz bilan o'tirib mazza qilmaymiz. Chunki qalbimiz Allohdan begona bo'lganidan. Har kim nafsi o'ziga xos shakllanib qolib, ikkinchi odamni qabul qilmay qo'yadi. Ammo aytayaptilarki, kishilarni, bandalarni Alloh subhanahu va taolodan begonaligi qalblari ularni bir-birlariga begona qilib qo'ydi. Bir-birlaridan uns topa olmaydigan qilib qo'ydi. Agar ular Robbilaridan uns topib Allah bilan birgalikdan uns topganlari deydi. Allohga qalblari bog'langan deydi, ya'ni bir-birlaridan uns topardilar, bir-birlaridan huzur olardilar. Hamma adovatni, hamma g'illig'ashni boshi qalbning kirligi, Allohdan uzilganligi. Shuning uchun vali zotlar hech kim bilan dushmanlashib o'tirmaydi. Hammani qalbiga sig'dirib o'radi, yo'q qoladi.
Çünkü onların kalbi Allah'ın nazargahı bulgen burada. Allah Ta'ala'nın rahmeti bilen tolgen burada. O rahmet hemen sığdır edin. Biz sığdıramaya kalışımız, o şu rahmetten üzülgenimiz. Bunun sebebi Allah'dan üzülgenimiz. O çünkü Müslüman olup dinimiz bitti. Peygamberimiz bitti. Kur'an'ımız bitti. Tilimizden bitti. Kavmimizden bitti. Birleşemeyiz. Birge oturamayız vakti kesin. Hal bu taifa, hal bu taifa deyip durup bölünemiz. Ondan kogenige özümüz bitti mezhepte. Bu durup yani. Kogenige hem mezheplere geri şamaya kadar etkiyene. Hanefi buladı. Geri görse Nakşibendiye buluşu mümkün tarikatte. Surette. Ve ikisini bir cevap yollamayız saygıyla. Ne madır behane buladı? Çapan huzura buluşu mümkün, bunu yiyin kettara buluşu mümkün. Ne madır sebep buladı? Ya ki böcrede mikrofon birini koyuyor buladı. Bu da o cümle düşmanı koyuyorlar. Ne madır şu? Allah'tan üzülgenden. Fakat nefs semirtirgenden bu. Şimdi onu deliliğe eğer bu da göstermezsen azını ilimi koyuyorken olsa ayet hadis getirip verdi. O zaman kararlaş için. Özünü akılaş için. Bu hemen dinli vasıta kılış. Özünü nefsi gel. Dini tartışma olup körüyenken nesneler hem asli nefsini illetler. Söylemeyin o adamlar dini tartışı yaptı. Din vesile halas. Başka nesne olsa onların fiziki olsa fizikeden tartışır şuna kadar. Asli birbirine kelişamiyet. Asli tabiat başka. Kalpler birbirine beyanı. Asli şundan. Ama kalpler eğer hammasi bitta Rabbga bağlansaydı, ular ulfat olup giderdi. Adamlarını bitti futbol eski muhlis bo'lgan birleştirdi. Ama nimaga dini bir, Rabbi bir, peygamber bir, Kur'an'ı bir, birbirini ko'rgani ko'zi yo'q. Qaydan shunaqa düşmedik? Şeytandan ve nefisten. Hammasi Allah'dan üzülgenlikden. O zikir kılışı mümkün. Kur'an'a mı kuradı, mevzeye mi kuradı? Kalp üzülgen bo'ldi. Çünkü etkiler, bendelerini birbirleri diye begane kılıyken nasıl Rabbilerden begane bugünleri. Eğer kalpleri Rabbileri diye aşina bugün de hemmeleri birbirleri diye aşina bu giterdi. Evet dediler ki ki havflarını adamda türlüyse korku buladı. En paydalı ise seni günahdan tosken korku. Ve sen de kolinden ketkizgen fırsatlarına gamgirlik kiltirgen korku. Ve kalan ömründen faydalanış hakkında fikirleşini senge örgütken korku. Ümitlerinin en yakışısı olsa senge amelini asan kıyan ümit. Havf var, reca var. Allah'dan korkuş var, Allah'dan ümit kırış var. Oysa korkunun en yakışısı yukarıda etilgen, günahdan tosken, kişinin fikirge ündegen, ömrünün kalgen kısmını doğru ötkezişke ündegen, havf. Raca'nın en yakışı amelini asan kıbirgen ümit. Yine etken ekerler ki batılge kub kulak salış kalbden taatinin halavetini öçürüp koyadı. Batılge kub kulak salış degeni bu. Batıl degeni haktan başkası. Hak degeni sabit ve bu yerdeki irade kılıngenlerse Allah Subhanehu ve Teala ne itibarıdır? Yani on tamamen yazıladığı nerseler demek ki. Çap tamamen yazıladığı nerselerini köp eşitir. O gap bosun, o koşuk bosun, o eskiye bosun, o. Köp eşitir kalbden taatını, halavatını ketkesi kuruyor. Hmm.